Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 elektronik sınavlarda çıkacak ilk yardım, trafik ve çevre bilgisi, araç tekniği, motor bilgisi ve trafik adabı sorularını birlikte değerlendireceğiz. 50 soru çözeceğiz arkadaşlar. Hedef başarıysa doğru yerdesiniz arkadaşlar. Önce testleri durdurun, soruları çözün. Kaç aldığınıza bakın, sınavı %100 geçin. %100 başarı sağlayacaksınız. Sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar başarılar diliyorum. Birinci sorudan başlıyorum. Arkadaşlar, birinci sorumuz kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Evet. Burada bildiğiniz gibi arkadaşlar, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek koruma altına almaktır. Evet. Cevabımız Bursa. İkinci soruma geçiyorum. Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa 1-8 yaş ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar, olay yerinde hasta yaralılara 30 kalp, 2 suni solunum, 5 tur uyguladıktan sonra 60 kalp masajı, 1 suni solunum, 5 tur uyguladıktan sonra 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası. Evet. Burada sorumuzun cevabı 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulaması yaptıktan sonra tıbbi yardım istenmelidir. Evet. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Üçüncü sorumuza baktığımızda yine ilk yardım sorumuz. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kafesi, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? Burada 1 santim, 2 santim, 5 santim, 6 santim cevaplara baktığımız zaman eminim ki hatırlamışsınızdır. Konuyu da anlatırken söylemiştik. Çocuklarda ve yetişkinlerde 5 santim, bebeklerde 4 santim olacaktı. Burada cevabımız Ceyhan'da verilmiş, bakın 5 santim. Evet, hemen dördüncü sorumuza geçtim. Dördüncü sorumuz. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? Üçgen bandaj uygulaması, hemlik manevrası, turnike uygulaması, rentek manevrası. Evet. Burada da eminim ki konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını okuduğunuz anda bu uygulamanın ne olduğunu hatırlamışsınızdır. İlk yardım sınav sorularında sık sık geliyor arkadaşlar. Hemlik manevrasıdır. Bursa. Evet, hemen geçiyorum 5. sorumuza. 5. sorumuzda sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden
Araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanmalıdır, kullanılmalıdır? Rentek, hemlik, ayak bileklerinden sürükleme, koltuk altından tutarak çıkarma. Evet, burada da dikkat ederseniz omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkarmak yine sık sık gelen sorulardan birisi rentek manevrasıdır. Cevabımız Adana. Evet, 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuz. Verilenlerden hangileri atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Sızıntı biçiminde ve hafif olması, koyu renkli ve taşma tarzında akması, kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması, akması. Evet, bildiğiniz gibi atar damar kanaması burada kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak akması, çıkması hangisi de var? Burada Ceyhan'da var. Sadece 3. Evet. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz. 7. sorumuz. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurga kırığı olan, kaburga kırığı olan, birinci derece yanı olan, kolunda yara ve kırık olan. Kesinlikle sedye ile taşınmalıdır. Sorumuzu da yine sınavlarda sık sık görüyoruz arkadaşlar. Omurga kırığı olanlar sedye ile taşınmalıdır. Cevabımız Adana. Omurgada oluşan kırıklar gerek içinden geçen sinir yapılarının etkilenmesi gerekse etraftaki hayati damar ve organların hasarlanma riski bulunması nedeniyle kaza zedenin öncelikle taşınması gerekir. 8. sorumuza bakalım. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kaza zedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? Böbrek, akciğer, bağırsak ve karaciğer. Evet, bu durumda akciğerin yaralandığını düşünürüz. Cevabımız Bursa. Hemen 9. soruya bakalım. 9. sorumuz aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Kazıdan hareket ettirilmesi, çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi, D eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Yine arkadaşlar ilk yardım konularını anlatırken söylemiştim. Dersime giren arkadaşlar hatırlıyordur mutlaka. Kırıklarda, çıkıklarda, burkulmalarda kesinlikle herhangi bir hareket yok. Hareket ettirmiyoruz. Sadece çıkığın bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrolü sağlanıyor. Burada dikkat ederseniz cevabımız Ceyhan'da verilmiş. Evet. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz. Yine maddeler halinde maddeler olduğu zaman önce soruyu okuyoruz. Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? Yaralı taşımada uyulması gereken kuralları sormuş. Yaralıya yakın mesafede çalışılması birinci maddemiz. Daha uzun kuvvetli kas gruplarının kullanılması. 3. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Buradadır ki dikkat edersek arkadaşlar ilk yardımcının kendi sağlığını riske atması söz konusu değildir. Hemen bakalım 3'ün olduğu şıklar tamamen yanlıştır. C'yi D'yi eledik. 1 ile 2 hangisinde? Bursa'da verilmiş cevap. Evet. 12. sorumuz. Yine çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Solunumu yapıp yapmadığı hemlik manevrasıyla kontrol edilir. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır. Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar kalp basısı uygulanır. Kalp basısı uygulanmak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit ederek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Evet. Burada dikkat edersek yine cevabımız Denizli'de verilmiş bakın. Evet. Kalp bası uygulamak için göğüs kemiğinin alt üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. 12. sorumuz. 12. sorumuza bakalım. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? Uzun süreli bilinç kaybını sormuşlar bakın burada. Sara, koma, bayılma, halsizlik. Evet, uzun süreli bilinç kaybı. Şıklara da baktığımız gibi komadır. Cevap Bursa. Evet, 13. sorumuza bakalım. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını artırmalı, bulunduğu şeridi izlemeli, önündeki aracı geçmeye çalışmalı, dönüş lambasıyla geç işareti vermelidir. Hemen bakıyoruz. Bulunduğu şeridi izlemelidir. Cevabımız Bursa. 14. sorumuz. Evet, dikkat edelim bu soruya da. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı kask kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şehir içinde isteğe bağlı, şehir dışında mecburi. B. Şehir içinde mecburi, şehir dışında isteğe bağlı. C. Şehir içinde ve dışında mecburi. D. Şehir içinde ve dışında isteğe bağlı kullanabilirler demiş. Burada da dikkat ederseniz cevabımız Ceyhan'da var. Şehir içinde ve dışında mecburidir. 15. sorumuz. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir. Belediye, mahalle muhtarlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü. Tabii ki yerleşim yerleri içerisinde, şehir merkezinde dediğine göre belediyenin görevini yerine getirmediği söz konusudur. Cevabımız Adana. 16. sorumuza bakalım. 16. sorumuz şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı araca bakalım. 2 numaralı araç bakın tali yolda 1 numaralı araç ana yoldadır. 1 numaralı araca yol vermelidir. Hemen burada baktığımızda doğru seçenek Adana'da verilmiş. Evet. Adana'da verilmiş. Bir nolu araca yol vermelidir. Tali yolda olduğu için. 17. sorumuza bakalım. 17. sorumuz. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi durma örneğidir? Evet, 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar durma nedir? Durma, trafik zorunluluğu nedeniyle aracın durdurulmasına durma denir. Kırmızı ışıkta durmak, trafik polisinin dur demesi ve yolun kapanması durmaya örnektir. Burada da yolun kapalı olması durumunda beklemek nedir? Durmaya girer. A şıkkında 5 dakikadan fazla beklemek park etmedir. B şıkkında
5 dakikadan az beklemek duraklamaya girer. Yine yük yükleme ve boşaltmada aynı şekilde duraklamadır. Ceyhan. Evet. Sorumuzun cevabı Denizli. 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuz. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını artırmalıdır. Bulunduğu şeridi izlemelidir. Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır. Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Geçilmekte olan araç sürücüsü bulunduğu şeridi izlemelidir. Bursa. 19. sorumuz yine araçlarda geç işaretleriyle ilgili, araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıdaki verilenlerden hangileri yanlıştır? Hangileri yanlıştır diyor bakalım. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması. 2. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması. 3. Sis ışıklarının sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması. Evet, burada dikkat edin. 3. yanlış arkadaşlar. 3'ün olduğu şıkların tamamı yanlıştır. Bakın B, C, D de var. A olamaz. Burada bakacağız. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması. Dönüş ışıkları geç anlamında kullanılmaz. Ama geceleri aracı yakından takip ederken kısa farlar yakılır. Evet. Burada 1 ile 3 cevabımız Bursa. Evet, burası çok çok önemli arkadaşlar. 2019 ve 2020 Ocak sınavlarına giren, elektronik sınavlarda giren arkadaşlara çıkan trafik levhalarını toparladım burada. Öncelikle sorumuzu çözelim, sonra trafik levhalarını tekrarlayalım. Şekildeki trafik levha işaretinin anlamı nedir? Gevşek şev, tramvay hattı, kontrollü demiryolu, kontrolsüz demiryolu. Burada sorulan sorumuzun cevabı bakın. Kontrollü demiryoluyla kontrolsüz demiryolu değil bakın arkadaşlar. En çok karıştırılan noktalardan birisi kontrolsüz demiryolu karıştırılıyor. Bu tramvay hattıdır. Cevabımız Bursa. En çok çıkan işaretler %100 size de çıkar. Bakın birinci geçmenin herhangi bir işaret ile yasaklandığı bakın işaretlerimiz yaya geçidi. Karşıdan gelene yol ver. Köprü başı levhası. Kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz demiryolu hemzemin geçit. Taşıt giremez. İlki sağ olmak üzere devamlı tehlikeli viraj. Yine uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıtların girmesinin yasak olduğunu. Ana yol, tali yol, gevşek şev, kamyonlar için geçme yasağının sonunu. Yandan rüzgar ve motosiklet hariç motosikletlerin girebileceğini, diğer motorlu araçların girmesinin yasak olduğunu işaretimiz gösteriyor. Diğer işaretleri arkadaşlar sizler inceleyebilirsiniz. Evet. 21. sorumuz. Gabari araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleridir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Baktığımız zaman yükseklik gabarisini sormuş bize. Adana'da bakın uzunluk, Bursa'da genişlik, Ceyhan'da yükseklik gabarisini sormuş. Denizli'de dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Yüklü ağırlığı 7 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu da yine buradaki işaretimiz bize bildiriyor. 22. sorumuz kolay bir soru.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Evet, gördüğünüz gibi dönel kavşağı bildirir. Cevabımız Denizli. 23. sorumuz. 23. sorumuz da çok güzel bir soru. Evet, şekildeki kavşakta ileriye yeşil. İleriye yeşil. Hemen yeşil yazalım. Yeşil. Sola kırmızı. Evet. Sola kırmızı. Sağ yeşil. Evet, gördüğünüz gibi buraya da yeşil yanıyor. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Baktığımız zaman çok kolay. Cevabımız hemen çıktı bakın. 2 ile 3 cevap Denizli'de var. 24. sorumuza geldik. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık biliyorsunuz ki dur levhasıyla aynı anlamdadır. Adı üstünde durmalı. İlk geçiş hakkını karşı yönden gelen araçlara verdikten sonra kendisi geçmelidir. Evet, hangi şıkkımızda var? Evet, burada da baktığımız zaman Denizli'de verilmiş. Evet, 25. sorumuza geldiğimizde 25. sorumuz trafik polis hareketleriyle ilgili. Önemli trafik polis hareketlerini de yine YouTube Nedim Şeker Akademi'de izleyebilirsiniz. Resimde görmüş olduğunuz polis işareti neyi ifade eder? Evet, polisin bakın sağ kolu yukarıda, sol kolu yanda. Polis önüne bakan araçlar geçer. B polisin kol istikametine bakanlar geçer. C polisin bütün yönlerine bakan araçlar beklemelidir. D polisin sağ tarafı geçer, sol tarafı bekler. Burada da gördüğünüz gibi trafik polisinin bu hareketinde yolun sağ tarafı, sol tarafı, arka ve ön tarafının tamamının kapatıldığını bize bildirir. Cevabımız Ceyhan. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. %100 ehliyet, elektronik sınavlarda yazılı sınavları kazanma garantili, örnek soruları kaçırmayın. Soruları çözmeye devam ediyoruz. 26. soruya geldik. 26. soruya bakalım. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Uyuşturucu, uyarıcı madde okuduğumuz anda, duyduğumuz anda biliyorsunuz ki sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Evet, burada cevabımız doğrudur. Adana'da verilmiş. 27. sorumuz. Yine 27. sorumuzda geçiş üssüne sahip araçlarla ilgili sormuş. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üssüne sahiptir? Tarım araçları, toplu taşıma araçları, gümrük muhafaza araçları, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Evet, bu soruda yine bakın basit bir soru. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçları sormuşlar. Cevap Denizli. 28. sorumuz. Evet, 28. sorumuz. Şekilde karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? Sürücülere dikkat ederseniz çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini bildirir. Evet, bildiğiniz gibi burada da cevabımız devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini bize sormuş. Evet, Denizli. Kesik kesik yol çizgisi boyunca araçlar kurallara uygun bir şekilde şerit değiştirebilir. Devamlı çizgide ise şerit değiştiremez. Takip mesafesini koruyarak
yollarına devam etmelidirler. Bilginiz olsun. Evet. Takip mesafesi neydi arkadaşlar? Hızın yarısıdır. Yani buradaki aracımız, buna bir dersek, bir nolu aracımız 80 ile gidiyorsa, buradaki iki nolu araçla arasındaki takip mesafesi nedir? Hızın yarısıdır. Evet, 80'in yarısı tabii ki 40'tır. 40 metre iki araç arasında takip mesafesi olmalıdır. Evet, 29. sorumuz. 29. sorumuz da çok karıştırılan bir soru. Buna dikkat edelim. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Sağa dönecek bir nolu araç sürücüsü öncelikle sağ işaretini vermelidir. Evet, sağ şeride geçmek için dönüş işareti vermelidir. Öncelikle 2'yi 1'e koyuyoruz. Yani ilk yapması gereken. Daha sonra sağ şeride geçmelidir. Evet, burada baktık. 4 numara. Daha sonra hızını azaltacak. 1 numara. En son olarak da dar kavisle dönmesi gerekir. Evet, dar kavis 3 numara. Burada baktığımız zaman 2, 4, 1, 3 hangi şıkkımızda var? Ceyhan seçeneğinde var. Sağa dönerken dar kavisle sola dönerken en sol şeride geçiyoruz. Geniş kavisle dönüyoruz. Ve sağdan gelen araçlar varsa sağdan gelen araçlara geçiş hakkı veriyoruz. 30. sorumuz. Evet arkadaşlar, 30. sorumuza geldik. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Çok dikkatli olduğu ve çok tecrübeli olduğu, C trafik kuralına uymadığı, D yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği. Burada da dikkat ettiğiniz gibi kesinlikle trafik kuralına uymadığı söz konusudur. Cevabımız Ceyhan. 31. sorumuz, geceleri kara yolunda seyrederken resimde, evet bakın resimde gördüğünüz gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağa gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları, yakını gösteren ışıklar. Evet. Burada da bakalım yakını gösteren ışıklarımızı yakacağız. Cevabımız Denizli. 32. sorumuz. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Hızı fazla olan az olana, şeridi daralmış olan diğerine, lastik tekerlekli traktör kamyonete, kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Burada da lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi diğer motorlu araçlara yol vermelidir kuralımız. Da cevabımız Ceyhan'da doğru verilmiş. Evet. 33. soruya bakalım. 33. sorumuz. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Trafikten men cezası, yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma, C tescil plakası üzerinden idari para cezası, D sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Burada aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine tescil plakası üzerinden idari para cezası uygulanır. Cevabımız Ceyhan. 34. soruya bakalım. 34. sorumuz yine kavşaklarla ilgili bir soru. Şekildeki gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın, bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalıdır. B, iki numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C hızlanarak yoluna devam etmelidir. D geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Dediğimiz anda burada da kuralımız var. Dönel kavşak içinde dönel kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Kuralına göre tabii ki ilk geçiş hakkını 2 nolu araç yapmalıdır. Cevabımız burada Bursa. Dönel kavşaklarda ekstra bir trafik işareti yoksa geçiş önceliği dönel kavşak içerisinde olan aracındır. Fakat bu kural çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Bilinse dahi arkadaşlar işlerine gelmemektedir. Onun için mutlaka kavşak içindeki araca ilk geçiş hakkını vermemiz gerekir. Evet, 35. sorumuz. 35. sorumuza da baktığımız gibi şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılmaz? Evet, bakın burada önünde, arkasında, C yol tarafındaki yanında, D ön ve arkasına 50 metre mesafede duraklama yapılmaz. Tabii ki burada da emniyet şeridine bakın. Emniyet şeridine çekmiş aracı yol tarafındaki yanında duraklama yapılmaz. Evet, cevap Ceyhan. 36. sorumuz. Evet, 36. sorumuz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını baktığımız zaman da ibreye baktığımız zaman da aracımızın neyini gösterir arkadaşlar? Hızını gösterir. Cevabımız Adana. 37. soruya bakalım. 37. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Evet. Burada da baktığımızda evet, akü şarj ikaz ışığı yandığında derhal durdurmamız gerekiyor. Cevap Adana. 38. sorumuz. Lastik hava basınçları ile ilgili. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Tabii ki burada lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına neden olur. Cevap Denizli. 39. soru, 39. sorumuz. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Fren, marş, ateşleme, süspansiyon sistemi. Burada da aracımızı hareket halindeki aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan sistem bildiğiniz gibi fren sistemidir. Evet, Adana. 40. sorumuz. 40. soruya baktığımız zaman seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğunu bildirir. Burada da bakın el freni ile ilgili bakın bir soru sormuşlar. Evet, el freni işaretimiz göstergede. Bu da Adana'da verilmiş. Evet. 41. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? Fren pedalının zayıf olması, fren hidroliğinin fazla olması, fren sisteminde hava olması, fren müşürünün arızalı olmasıdır. Evet, yanmamasına sebep olur. Hangisidir arkadaşlar? Fren müşürünün arızalı olmasıdır. Cevap Denizli. 42. sorumuz. Bakalım aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur? Motor rölanti devrinin yüksek olması, yağlama sisteminin görev yapmaması, motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması,
D. Marş yapıldığında marş motorunun yavaş dönmesi. Kirli yakıt kullanılmasının bir sonucu hangisidir arkadaşlar? Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışmasıdır Ceyhan. "43. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Aracın ön tarafının kalkık olmasına, aracın arka tarafının kalkık olmasına, aracın düz zeminde olmasına, aracın yan tarafına eğik olmasına." Tabii ki motor yağı bildiğiniz gibi hangi durumlarda bakılır? Araç düz zeminde olması gerekiyor. Burada Ceyhan'da verilmiş seçenek. Evet. 44. sorumuz. Yine motor sorumuz. Motora yağ nereden konulur? Karter tapasından, radyatör kapağından, yağ çubuğu deliğinden, subap külbütör kapağından konur. Evet. Subap kapağından yani külbütör kapağından konur. Cevap Denizli doğrudur. 45. sorumuz, yine motor sorularına devam ediyoruz. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Şarj sistemi, yağlama sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi. Temas etmelerini önlemek, aşınmadan uzun süre verimli çalışmasını sağlamak dediğine göre eminim ki cevabı buldunuz. Bursa yağlama sistemidir. Evet, yağlama sistemi. 46. sorumuz trafik adabı ile ilgili. Nokta nokta içinde, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır, değerlere sahip olma yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılır? Beden dili, konuşma uslubu, trafik adabı, trafikte hak ihlali. Tabii ki trafik adabının tanımını sormuş. Cevap Ceyhan. 47. sorumuz. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesini yapması gerekir. Kural ihlallerinin sonucunda sadece maddi cezaları düşünmelidir. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklemelidir. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanmalıdır. Evet, burada dikkat ederseniz B, C, D yanlıştır. A seçeneği doğrudur. Evet. 48. soruya bakalım. Yine trafik adabına devam ediyoruz. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını bildirir? Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Tabii ki sabırın olmadığını burada bize direkt gösteriyor. Bursa, cevap Bursa. 49. sorumuz, son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik. Temiz olmayan yakıt kullanılması, kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması, hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi, D. Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması. Burada da bildiğiniz gibi çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik hareket, kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması seçeneği doğrudur. Bursa. 50. sorumuz. 50. sorumuz.
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. A. Trafik kültüründe birbirini uyarma. B. Kendini eleştirme. C. Yardımlaşma. D. İnatlaşma. Evet, burada da soruda okuduğunuz zaman cevap net belli arkadaşlar. Evet. Zincir takmaya çalışan bir kişiye yardım etmektir. Cevabımız burada Ceyhan da verilmiş. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. %100 2020 elektronik sınavlarda size de çıkacak banka soruları kaçırmayın. Diğer videoları da mutlaka çözün arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.